İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Zeytinburnu Topkapı'da hayata geçirilecek projenin ön bilgilendirme toplantısı bugün yapıldı. Akzirve CEO'su İbrahim Maes Bey yanımızda. İbrahim Bey, evet, İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri dedik. Ne kadarlık bir alanda konumlanacak Akzirve projeniz? Şimdi bu alan söylediğimiz gibi gerçekten de şu andaki bugün İstanbul'da tek parsel üzerinde kentsel dönüşüm projesi ve gerçekleşmiş ve başlamış en büyük bir kentsel dönüşüm alanı söz ediyoruz. Bizim burada alanımız aslında asıl alan 146 bin metre bir alan başlamış. Sonra 128 bin metrede bir alan nakliyeciler daha önceki ambarlarda çalışıyor. Biz şu anda projemiz 80 bin metre üzerinde yapıyoruz. Ama bu kalan alanlar gerçekten de örnek olabilecek bir kentsel dönüşüm alanı tasarladık. Çünkü biz burada yeşil alan, yani bu alan içerisinde 52 bin metre bir yeşil alan söz ediyoruz. Bunu İstanbul'da üzerinde böyle bir alan yaratmak, böyle bir şey yapmak gerçekten de bize nasip oldu ve gerçekten de burada örnek olabilecek bir proje. Çünkü biz başlandığından beri, yani biz bu proje aldığımdan beri özel bir proje, özel bir alan olduğunu biliyoruz. Hem lokasyon anlamıyla, hem tarih yarımadası yakınlığı anlamıyla, hem gerçekten de bugün çevredeki yaşayan insanlar, çevredeki kitle, gerekirse oturumcu kitle yaklaşık 3 milyon kişi bizim civarımızda oturuyor. Çalışan 400 bin kişi çalışıyor ve ulaşım açısından da sadece burada ulaşım Avrupa yakası değil, Anadolu yakasında hemen Avrasya Tüneli yakınımızda. Onun için özel ve değerli bir alan olduğu için biz onun için başladığından beri özel bir konsept üzerinde çalıştık. Ve bugün İstanbul'daki en değerli mimari ofislerinden Taban Oğlu ile çalışıyoruz. Güzel bir konsept yaptık, güzel bir proje ürettik. Ayrıca yeşil alanlar önem verdiğimiz için bugün DS Mimarlık İstanbul'daki en güzel, en değerli danışmanlarımızdan da biri. Yeşil alanlar üzerinde beraber çalıştık. Hem güzel olsun hem zengin bir yeşil alan da yaratıyoruz. Projemiz aile odaklı bir proje. Yaklaşık 1700 konut da sadece ailede ve büyük dairelerde aile oturabilecek. Ve bunları ortasında 22 bin metrede iç avlu, yeşil alan bir avlu olacak. Onunla beraber ikinci bir meydanımız olacak, ikinci bir avlumuz olacak. Onun çevresinde Risedas kısmen ofis ve ticari üniteler olacak. Bunlar kamusal bir alan. Yani hem buradaki proje sakinlerimizdeki faydalanabilecek, alışveriş olsun, yeme ve içmedeki alanlar da olacak. Ayrıca evet. Ayrı, bu iki aslında tek bir proje baktığımızda gördüğümüz, ama bunlara ayrı çalışan da bağımsız çalışan bir iki tane meydan. Ve gerçekten de bu konsept hem buradaki oturanlar için, hem burada hem yatırım olsun veya oturan olsun değer getirebilecek bir projemiz olacak. Tabii biz arazi satın aldık aslında ve başlayan 4 yıl önce de başlayan bir süreç. Sizinle daha önce de paylaştık. Yaklaşık 250 milyon dolar bir proje geliştirim, yani arazi geliştirimde söz konusu oldu. Ama tabii buradaki arsa sahipleriyle burada kooperatif olduğu için bazı ortak alanları da var. Bu ortak alanlarıyla satış alanları da hepsini tek paket hale getirdik. Hem satın aldık hem birer daire, yani 244'te bir hissedarımız da var. Yani kooperatif olarak bunlara nakliyeci birliği hepsini birer daire verdik. Bugün hepsini geçtiğimiz aydaki noter usulüyle biz dairelerinde teslim ettik. Onun için bizim yani buradaki amacımız da buradaki arsa malikleri gerçekten de burada ortaklarımız gözüyle baktığımız için bunlar hep yanımızda da olacaklar. Değerinizi alacaklar. Merkezi bir proje. İstanbul'un merkezinde konumlanıyor aslında, değil mi? E5'in hemen üzerinde. Bu bölge için ortalama nasıl bir fiyat politikası izleyeceksiniz? Şimdi fiyat konusunda biliyorsunuz İstanbul'da inşaat sektöründe dengeli gitmesi lazım. Yani bugündeki doğru lokasyon, doğru proje, doğru fiyatlanma olması lazım ve finans gücünüzü de kullandıktan sonra başarı olmamakta hiçbir sebebi yok. Onun için biz bunu sırada yaşadık. Yani
Bölgede, bizim bu bölgede çalıştık. Çalışmalar hala devam ediyor. 4 yıldır çalışıyoruz. Her zaman da yeni projeler, yeni çıkanlar. Bugün fiyatları 8 ile 12 bin TL bandındaki bir fiyat devam ediyor. Biz yaklaşık 8-9 bin TL'ye bir fiyatta da düşünüyoruz şu anda. Ama tabii bunu lansman öncedeki illaki bu fiyatlardan gereken indirimler, gereken şeyler de ödeme planla gelenler, hatta bu fiyatın altında zorlamaya çalışıyoruz. Ve gerçekten bugün İstanbul'da böyle bir proje, böyle bir konsept, böyle bir alanda bu fiyatta gerçekten de uygun bir fiyat olarak düşünüyoruz, bir başlangıç. Ön talebe başladınız, ön talep döneminiz var. Yaz başı itibariyle de ön satışa başlayacaksınız. Doğrudur. Değil mi? Doğru. Lansmanınız da Eylül'de olacak kısmetse. Evet, peki, lansmana özel mutlaka çok önemli fiyat avantajları ve ödeme planları olacak. Strada projenizden de biliyoruz, kişiye özel ödeme planları bu projenizde de yer alacak. Tabii biz çalışmalarda devam ediyoruz. Yani bizim mali departman arkadaşlarımızla satışta da çalışıyorlar. Bizim bankalarla da çalışmalarımızı yaptık. Çünkü biliyorsunuz faizler hala maalesef çok yüksek oranda olduğu için biz hem bankalarda çalışmalarımızda da yapıyoruz. Yani faizlerden bir kısmını şirkette üstleneceğiz. Hem kendi ödeme planlarımız, yani şirketten direkt ödeme planlarımız olacak, çalışıyoruz. Strada'da gibi, Strada'da daha güzel ödemeler olacak. Çünkü burada konutlar yaklaşık fiyatlardan 600-700 bin TL'ye de başlayan fiyatlar olacak. Onun için ödeme planları önemli bu konuda. Peki, evet. Ticari alanları nasıl yapacaksınız? Yani ticari alanlarımız da aslında şu andaki satışa söz konusu değil. Satmama sebebi aslında konseptini yaşatmak ve konseptini rahat yapabilmek. Yoksa bir günde gelir bunlar projede bittikten sonra, herkes oturduktan sonra, biz güzel markalar, iyi markalar getirdikten sonra, gereken işlemler bittikten sonra kısmen belki satacağız, belki kendi portföyümüzü. Ama şu anda düşüncemiz, şu andaki ticari üniteler bir satışa... Tabii. Çünkü evet. Tabii. Yani burada, çünkü burada yani ister istemez buradaki yaşayan bir kitle var. Onlar da kesinlikle ihtiyaçları giderilecek bir alan ihtiyacı var. Onun için bu konsepti yaşatmak, yeme içme ve alışverişteki ihtiyaçları olacak da içeride olacak tabii bunları. Peki, diğer taraftan Strada projenizin ikinci etabının yarısına geldiniz. Evet. Teslimler de başlıyor galiba, değil mi? Birinci etap normal olarak biz Aralık 2018 teslimi düşünüyoruz ama kısmet olursa inşallah bunu birkaç ay önce de teslim edeceğiz. Şu anda açıkçası birinci etapta bitmek üzere. Kaç adet konut var? 747 adet konut. Biz bunları hepsini 11 ay içerisinde sattık, bitirdik. Hamdolsun da inşaatta da hızlı gidiyor. Erken de teslim yapacağız. İkinci etapta 2017 Kasım ayında lansmanı yaptık ve şu anda yaklaşık %40 bir satış gerçekleştirdik. Hem inşaat konusunda da devam ediyor, hem satışta Allah'a şükür hamdolsun iyi gidiyoruz. Yani bugün de sektörümüzdeki hamdolsun genel olarak gelişmelerden bizde de nasibimizi alıyoruz açıkçası. Satışlarda gayet iyi gidiyor. Evet, faizlerin düşme eğilimine yönelik haberleri alıyoruz hep birlikte. Bu sektör içinde olumlu bir gelişme aslında. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi faizler konusunda gerçekten de yüksek. Ve bugün hamdolsun aldığımız haberlerden bankalarda da bir özel bir çalışmalar yapılıyor. Biz şunu söylüyorduk, yani biz inşaat sektörü önemli bir sektör. Ve gerçekten bizim ekonomimizdeki katkısı çok büyük. Yani arkasında yaklaşık iki yıllık sektör besleyen bir sektör. Onun için bu sektöre yönelik çalışmalar yapılması, yani sağ olsun bizim hükümetimizde gereken mevzuat değişikliği yapılıyor, KDV indirimlerde. İşte tabu harcını geçen haftadaki indirimleri yapıldı falan. Ama bunları devam etmesini ve kalıcı bir hale getirmesi lazım. Çünkü müşterimiz de gerçekten de konut konusunda bizim için bir ihtiyacı. Hala İstanbul gibi bir bölge kentsel dönüşüm. Çünkü biliyorsun yani İstanbul'da yaklaşık 85 bin konut yenilmesi lazım. Onun için bunu açılması lazım. Yani bu kolaylıklardan hem ihtiyaç hem gerçekten ekonomimizdeki hareket edebileceğimiz şey. Temennimiz tabii faizlerde inmesi bize tabii bize rahatlatır. Çünkü biz son 3-4 yıldır hatta daha fazla bizim en az bizim dönemimizde de söylüyorum.
Yok, biz alıyoruz. Yani geliştirici ve inşaat sektöründeki müşteri ekonomik ve finansal yükü biz alıyoruz. Temennimiz tabii bankalar bizim yanımızda olsa da daha güzel olacak. Peki, yabancı bir yatırımcısınız Türkiye'de, evet. Proje geliştiren, uzun senelerdir de Türkiye'desiniz. Bu anlamda da ikinci projemiz şu an büyük anlamda, evet, yapacağız. Evet. Bu açıdan baktığınızda yabancı yatırımcıların Türkiye'deki bakış açısı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Peki, yani tabii yabancı, biz de Allah'a şükür memnunuz ve bizim yaptığımız doğru bir karar aldığımızda da her zaman da görüyoruz. Sadece benim yabancı yatırımcılar, özellikle kurumsal yatırımcılarda söylüyorum. Yani Türkiye'deki ekonomik kısa vadeli dengeler değil, uzun vadeli baktığımız zaman da gerçekten de Türkiye'de bugün ciddi fırsatlar da var. İstanbul'da ve Türkiye genel olarak ciddi fırsatlar var. Sadece inşaat sektörü değil, diğer sektörlerde de var. Bununla beraber hamdolsun ekonomimizdeki uzun yıllarda istikrarlı ve büyümede devam eden bir ekonomi. Ayrıca bizim çevredeki bölgelerde hali malum, yani ekonomik tarafındaki sıkıntılar var, oradaki huzursuzluklar şey de var. Ona rağmen, tüm olaylara rağmen, Türkiye'deki içindeki gelişmeler rağmen ekonomimizde ve sektörümüzde büyüyen bir sektör. Onun için biz yabancı yatırımcılardan, biz her zaman gönüllü olarak da anlatıyoruz. Yabancılar, yani gelin görün, çünkü uzun vadeli düşündüğünüz zaman da hiçbir sıkıntısı yok. Bugün dolar dahi dalgalamaları da uzun vadeli baktığımız zaman da bir önleyebilecek bir şeydi. Bir yasal yatırımcılarda hamdolsun yani şu andaki ilgisi çoğalıyor ve ilgisi büyüyor yani şu anda. Tabii hala seviyesinin altında, biz temennimiz daha fazla olacak. Evet, Türkiye'nin kredi notunun aşağıya çekilmesi, durağının çekilmesi anlamında yabancı yatırımcıları da etkileyecek puanlar bunlar gerçekten. Hani bu anlamda Türkiye'de iş yapan yabancı bir yatırımcı olarak açıkçası sizin görüşleriniz önemliydi bizim için. Yani biz şunu söylüyoruz, açıkçası biz burada, ben açıkçası binlerce kilometreden yapılan değerlerimizden daha çok bizim burada yaşadıklarımız, hissettiklerimizle bakıyoruz ve görüyoruz. Biz burada yatırım yapıyoruz ve çalışıyoruz ve hamdolsun da hem satış anlamıyla, hem inşaat anlamıyla, hem ekonomik anlamıyla çalışıyoruz. Bunları görüyoruz ve bunları bizim için daha dikkat edin. Ve onun için yabancı yatırımcı da gelsin görsün, gerçekten fırsat anlamıyla da var. Uzun vadeli baktığımız zaman da hiçbir sıkıntımız yok. Buradaki uluslararası bazı değerlendirmeler, bunlar farklı bir bakış noktaları da vardır ama biz gerçekten de burada hissettiklerimiz ve gördüklerimiz, baktıkları zaman onlara hepsine açıkçası daha olumlu bir veriler var burada. Ve gerçekten de görüyoruz yani bugün ekonomi büyümesi vesaire de görüyoruz. Göstergeler, evet. Olumlu şekilde gidiyor diyorsunuz. Evet, çok teşekkür ediyoruz İbrahim Bey. Hayırlı olur inşallah projeniz.